güzel. Ah, dur, dur bre, dur. Ama olmaz ki canım. Bu bambular böyle kimyasal şeyle silinir mi? Bozulur bambu sonra. Ver bana senin. Hanımefendi siz durun, ben silerim. Aa, olmadı. Bana hanımefendi demeyeceksin. Ne diyeceksin? Marika abla. Tamam Marika abla. Heh, sen şimdi git içeriden duru su getir bana. Hayrola Marika Hanım, ne oluyor? Ama ne olacak canım? Her zamanki hisler işte. Asıl size ne oluyor? Bu ne hal, bu ne telaş? Ne telaşı Marika Hanım? Haberiniz yok galiba. Şefkat ve Esin ayrılmışlar. Hatta ayrılmakla kalmamış, Şefkat Sevar'a evlenme teklif etmiş. Aman bre, siz de ona mı üzüldünüz? Onlar gençtir. Kim bilir neye küsüşmüşlerdir. Ben de öyle tahmin ettim. Aradım Esin'i ama cevap vermiyor telefonu. Allah. Hah, arıyor. Esin'cim, ne oldu kızım? Merak ettim, aramadın. Doğru mu duyduklarım? Ne? Hadi ya. Öyle mi? Peki, peki. Ararım seni, tamam kızım. Şakaymış, şakaymış hepsi maram. Aşk olsun Cevdet Bey, bir de gülüyorsunuz ama. Ama bu evde her şeyi en son ben duyuyorum madam. Hadi kolay gelsin, görüşürüz. Sağ olun, güle güle. Hay Allah. Şimdi ya. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, böyle olur mu kızım? Bak, bezi suyu bıraktın. Öyle değil. Bak şimdi böyle sıkacaksın o suyunu. Ondan sonra açacaksın. O eldivenleri de çıkar onlarla. Hissedemezsin. Ondan sonra açacaksın bezini. Böyle. Şunu tut bakayım. Bak bak şunu. Ah fre kızım. Bu paspasın hali nedir? Ay, bu çok pis. Koy onu kenara, koy kızım. Koy. Hah, ne de bezler? Bak şimdi, merdiven öyle silinmez. Geç söyle, söyle geç sen, bana bak. Heh. Tamam mı şimdi, alırsın bunu, koyarsın suyun içine. Güzelce bir temizlersin. Temizledin mi sonra güzel, sıkarsın. Heh. Şimdi böyle merdiveni dip, köse, bucak silersin. Anladın mı kızım? Bak böyle. Anladım Ayka ablacığım. Siz ne güzel şu yapıyorsunuz valla. Sen de yapacaksın inşallah. Hah, bak gördün mü? Bak kızım, ben dükkanın camlarını söyle siliyorum. Aklında bulunsun. Önce pervazların güzelce böyle tozunu alıyorum. İşte böyle alıyorsun pervazların tozunu. Ondan sonra bezini alıyorsun, silkeliyorsun. Anladım Marika ablacığım. O zaman bak, ben devam edeceğim. İyi bak, iyi senin. Ay. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Marika Hanım nerede? Yorgun biraz, yatıyor içeride. Yorgun mu? Marika Hanım, ne yaptınız kendinize böyle? Bütün gün iş yapmışımdır. Ama Marika Hanımcığım, yormayın kendinizi bu kadar. Yardımcılar var. Niye onlara bırakmıyorsunuz da yoruyorsunuz kendinizi böyle? İşte ben yapamadım. Çünkü ben ne zaman bir iş görsem oturamam, dayanamam, hemen işe saldırırım. Ama maşallah evde sato gibidir. Bırakın yardımcılar yapsın. İnşallah zamanla alışacağım. Ay. Oo. Çok fena bileklerim. Madam, ne kadar güzelsiniz bugün. Ah, siz de çok yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Şöyle oturup karşılıklı bir kahve içelim. Hayır. İçmeyelim mi? İçelim tabii, içelim de ama orada değil. Çünkü orası ıslaktır, yeni sildim. Islanırsınız. Benim yanıma gelin, bakınız burası kuru. Burada oturalım. Hay 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 madam. Şöyle karşılıklı oturup diz dize, göz göze, değil mi? Bir kahve içelim diyorum. Diz dize, göz göze. Cevdet Beyciğim,
Size bir şey söyleyeceğim ama bana sakın küsmeyiniz, olmaz mı? Aa, ne münasebet madem, buyurun söyleyin. Biliyor musunuz, bu koltuklar çok eskimiştir. İnanın bana, silerken ödüm koptu, elimde kalacaklar diye lime lime olmuşlar, baksanıza. Ah, çok haklısınız madem. Bu eskicilik, antikacılık insanın ruhuna işliyor, biliyor musunuz? Şöyle yapalım madem, siz bakın, depoya da bakın, başka yerlere de bakın. Zevkinize göre nasıl isterseniz evi döşeyin. Ne demişler? Yuvayı yapan dişi kuştur, değil mi? Evet, dişi kuş yapar. Sedat Bey, o kadar şekersiniz ki, çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz madam. Ah, Sedat Bey. Ne oldu, hayırdır Cevdet'ciğim? Dişlerine bir şey mi oldu? Dolgu çıktı herhalde yerimden de böyle. Ne zaman soğuk sıcak içsem böyle bir sızlama başlıyor. Geçer şimdi. Bizim kulüpte hatırı sayılır bir diş hekimi var. Kliniği çok ünlü. Ben çok memnunum. Bir dahaki gelişinde seni de tanıştırırım. Ben oraya bir daha geleceğimi zannetmiyorum. Bana göre değilmiş o işler. Ayrılacağım ben bu gidişle. Hem çok masraflı hem de yemeklerini beğenmiyorum. Zararın neresinden dönülürse kârdır dostum. Ama sen gene de şu doktorun telefonlarını yazıp ver bana. İhtiyacım olunca ararım. Tamam, ben mesaj atarım sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Sana bir şey söyleyeyim, çok üzgünüm çocuğum. Biliyor musun? Cevdet Beyciğim evlendiğine pişman olmuş, ayrılmak istiyormuş benden. Beni çok masraflı buluyormuş. Bir de en önemlisi, yemeklerimden hiç yemiyor, beğenmiyor yemeklerimi. Ay, senin neyini beğenmiyormuş ya? Ha, zaten bütün hepsi erkeklerin aynı. Evlendikten sonra hepsi değişiyorlar. Bak böyle sinirin tepene falan çıkar, vur kapıyı çek gel. Biz özledik senin yemeklerini ya, o yemesin. Kızım, aç mı kalıyorsunuz yoksa? Bak Bahar, benim yüreğime indirme. Oralarda açlıktan süzülüp kalmayın sonra. Yok ya, niye aç kalalım? Ben yapıyorum bir şeyler. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Dün bamya yaptım. Etli mi? Etli anne, etli. Aferin benim kızıma, aferin. Madam, hadi hazırlanın da gidip biraz mobilya bakalım. Sedat Beyciğim, yani ben şimdi düşündüm de hiç gerek yoktur. Ben yıpranmış yerlerini tamir ederim, dikerim. Olmadı, dantel örer koyarım. Yani masrafa hiç gerek yoktur, hiç. Masraf olur mu madem? Ne masrafı? Yeni alışveriş, yeni enerji demektir. Hadi kalkın biraz enerji kazanalım. Ah Cedet Beyciğim, bizim enerjimiz bize yeter. Biliyor musunuz? Ben size bir kalbura bastı yaptım. Onu yiyince enerji patlaması yaşayacaksınız, inanın bana. Hemen getiriyorum. Hemen getiriyorum. Allah Allah. Ne oldu şimdi? Deniz, kızım içeriden iki tane kayık tabak getirir misin? Hadi kuzucuğum. Ay, ah mis gibi kokuyor. Orada madam. Hadi bakalım Cevdet Bey. Bunu da beğenme de göreyim seni. Madam, madam oluyor mu şimdi bu? Hiç ellerine yakışıyor mu senin? Ay, aşk olsun Cevdet Bey. Yani elimin tadını o kadar mı beğenmiyorsunuz? Ben onu söylemek istemiyorum ki madam. Siz niye elinizi sıcak sudan soğuk suya sokuyorsunuz? Bırakın ahçılar yapsın bu işi. Canım, olur mu Cevdet Bey? Ben kendi evimde kendi yemeklerimi yapmak isterim. Şimdi Cevdet Beyciğim, yani şunun bir tadına bakmanızı istiyorum lütfen. Hmm. O kadar mı kötüdür tadı? Çok önemli bir telefon bekliyorum madam. Geleceğim şimdi. Of, çok önemli bir telefon bu. Ah be. Erkeğin kalbine giden yolu ben daha şimdiden kaybetmişim. Hiçbir yemeğimi beğenmiyor. Tahammül edemiyor. Ne yazsam acaba? Ne yazsam? Ha? Gözlerinin parıltısına eşlik etsin diye. Çok güzel. Gözlerinin parıltısına eşlik etsin diye. Harika. Cedet Beyciğim. Evet. Siz ne saklıyordunuz? Bir şey saklamıyorum madem.
Emin misiniz? Aşk olsun madam. Sizden ne saklayabilirim ki? Aşk olsun. Yani. Cevdet Beyciğim. Hah madam. Efendim bakınız size ne yaptım? Bilir misiniz ki tarifi asırlardır bizim ailenin elindedir. Hayatınız boyunca böyle bir limonata içmemişsinizdir. Mis gibi kokuyor madam. Gerçekten öyledir. Ama benim şimdi randevum var. Dönüşte anlatırım. Aa, ne randevusudur? Gelince ne anlatacak acaba bana? Allah Allah. Of, bunu da içmedi. Evet. Şuraya bırakırsak... Şimdi iş Marika Hanım'ın bu kutuyu bulmasına kaldı. Kim bilir nasıl sevinecek. Madam, yatmayacak mısınız? Siz yatın Cevdet Beyciğim. Benim gözüme uyku girmiyor. Hediyeyi de bulamamış belli. Nasıl yapsam da onu oraya götürsem acaba? Hay Allah. Ön salona gitsiniz. Orada daha rahat edersiniz. Yani burada oturmayayım mı? Hayır canım, estağfurullah. Nerede isterseniz orada oturursunuz tabii. Ama ben şey ettim yani... Neyse, sizi fazla ben rahatsız etmeyeyim. Siz burada kafanızı dinleyin. İyi geceler. İyi geceler. Güzel kardeşim, gelemem diyorum sana. Bridge partisi, bridge partisi. Yahu dişim ağrıyor diyorum, anlamıyorsunuz. Dün geceden beri uyumadım diyorum. Gittim, doktora da gittim ama hiçbir faydasını göremedim ki. Üf, amma da ısrar etti ya. Ne desem ki ben buna şimdi? Yahu gelemem diyorum sana, anlamıyor musun ya? Bak, yahu ben eskisi gibi bekar bir adam değilim ki. Evli barklı adamım oğlum, evde karım var. Evde bir huzursuzluk olsun istemiyorum, anlamıyor musun? Demek ki şimdi de huzursuzluk vermeye başlamışsın ha. Öyle mi? Bugünlerde biraz durgun. Şimdi onu yalnız bırakmak istemiyorum. Ya Marika evde yalnız kalsın istemiyorum, anlamıyor musunuz işte? Tamam, sonra görüşürüz. Ararım ben seni. Eyvallah. Allah Allah. Hala bu kadın görememiş bunu. Anlaşılan filmlerdeki gibi sürpriz yapmayı beceremiyoruz biz. En iyisi bunu ben kendi ellerimle vereyim. Hayrola madam. Ne bu vaziyet? Ben artık evime gidiyorum. Evinize mi gidiyorsunuz? Evet. Burası sizin eviniz değil mi? Yani benim yanım. Ben öyle sanırdım ama değilim ismeğer. Çünkü siz benim yemeklerimi beğenmiyormuşsunuz. Benden sıkılmışsınız. Sonra beni çok masraflı buluyormuşsunuz. Nereden çıkarıyorsunuz bunları şimdi siz? Kulaklarımla duydum. Arkadaşınızla konuşuyordunuz. Gerçekten de yemeklerimi beğenmiyorsunuz. Sonra artık sizi huzursuz etmeye başlamışım. Yani kısacası benden sıkıldınız. Madam, benim dişim ağrıyor birkaç gündür. Onun için yemek yiyemiyorum. Benim sıkıldığım yer de kulüp. Kulüpten sıkıldım. Arkadaşıma onları anlatıyordum. Oranın yemeklerinden sıkıldım. Orayı masraflı buluyorum madam. Bir daha oraya gitmemekten bahsediyordum arkadaşıma. Ay, ya sahip dersiniz. Gayet tabii. Bakın ben size ne aldım? Ofre. Çok güzeldir. Teşekkür ederim. Gözlerinizin pırıltısına eşlik etsin diye. Cevdet Bey. Benim gözlerimi seviyor musunuz? Ben size ait olan her şeyi seviyorum madam. Hatta şu yanlış anlamalarınızı bile. Madam, hazır valiz hazırlanmışken bir balayına mı çıksak, ne dersiniz? Bilmem, yapsak mı? Fena olmaz değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.